Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Trabzonspor takımımıza Poyraz için inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. Tabii bu iddiayı sizlerle beraber değerlendireceğiz. Yurt dışı basını tarafından yapılan bir haber gerçekleşti. Bunu da şöyle yan tarafa koyalım, görün. Şimdi bu haberin içeriğini sizlere aktaracağım. Bu haber de önemli bir haber ama oturup düşünmemiz gereken de çok önemli konular var arkadaşlar. Artı Trabzonspor takımımıza orta sahaya bir isim geldi. Tabii dün paylaştık aslında ama bu isim önemli bir isim. Bu oyuncuyla alakalı değerlendireceğiz. Yurt içinde gene Trabzonspor takımımızın resmi görüşmeye başladığı bazı isimler var. Bunları da videomuzun içerisinde konuşacağız. Abdullah Avcı ile alakalı önemli bir detayım var. Abdullah Hoca ile alakalı. Ve sizlerden şunu rica ediyorum. Takip etmeyen dostlar varsa takip edin. Ve videomuzu inşallah beğenirsiniz. Beğenme tuşuna da basmayı unutmayalım arkadaşlar. Çok önemli detaylarımız var. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Lütfen bu videonun altındaki yorumlarınızı yapın. Ben de elimden geldiğince değerlendirmeye çalışacağım. Trabzonspor takımımızın stoperi Denswil, Surinam milli takımında şu anda. Ve Surinam milli takımının en değerli oyuncusu seçildi. Arkadaşlar dün ben size söylüyorum işte videolarımda. İşte iki stoperden yollar ayrılacak. Denswil'in kalması gerektiğini söylüyorum. Ama bazı arkadaşlarımız gene bize sistemde bulunuyor. Arkadaşlar Denswil kötü bir stoper değil. Şu an Denswil bonservisiyle beraber almaya çalışsan bonservisine minimum 2-3 milyon euro vermen lazım. Oyuncuya da 1,5-2 milyon euro vermen lazım. Oyuncunun maliyeti 4-5 milyon euroya gelir. Ve şu an bizim mevcut kadromuz içerisinde ben çok ciddi anlamda sırıttığını düşünmüyorum. Şimdi biz bir tane stoper bulamadık. İki tanesini nasıl getireceğiz sizlere soruyorum. Denswil'i de gönderelim. Fernandes'i de gönderelim. Banya'yı kiralayalım. Arkadaşlar kiminle oynayacağız? İçeriği bilen, takımı bilen, sistemi bilen bir tane stoperin kalması gerekiyor. Yanına da iyi bir baba bir stoper getirmen lazım. Senin planlamanı, komple savunmayı değiştireyim. Evet değiştirelim hadi. Sol beki yeni gelecek. İki tane stoperin yeni gelecek. Kalede Uğurcan Çakır'ın gittiğini varsayalım. Ne yapacağız? Ön liboraya Luslam'ı getirdin. Yani komple merkezi değiştirdin. Komple takımı değiştirdin. Arkadaşlar bazı şeylerin de bir sistemi vardır. Ben Denswil'in evet bu makul şartlar olursa ki yerine de gerçekten işte Samuel Gigot'u Savic'i getireceğim. O zaman tamam öpüp başıma koyayım. Eyvallah ama şu görüntüde de bazı gerçekler var. Futbolda da bazı istikrar gerektiren durumlar vardır. Ve stoper hattında, savunma hattında bu kadar değişikliğe gidip ya ben önümüzdeki sezon şampiyonla oynuyorum dersen yanlış anlamayın böyle bir şey söz konusu olamaz. Şimdi bakın Abdullah Avcı ile alakalı yorumlarınızı alıyorum. Transfer bırakılmasın. Transferde hatalar yapılıyor işte hoca. Nın dediğinden ziyade kulübün de kendine göre bir planlama yapması lazım diyorsunuz. Ama şimdi size bir detay söyleyeceğim. Abdullah Hoca'nın takımı komple değiştirdiğini geçiyorum. 1461 Trabzon'un teknik direktörü Zafer Turan, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ile görüştüğünü belirterek buraya gelmemde kendisi de vesile oldu. Biraz daha iletişim halinde olacağız ve buraya gelmemi isteyen Abdullah Avcı'ydı diye bir açıklama yaptı. Bakın arkadaşlar. Abdullah Hoca 1461 dahil şu an bir planlama ve yapılandırma içerisinde. Bunu ben bu şekilde özetliyorum. 1461'e kadar müdahale etmiş Abdullah Hoca. Hani altyapıya müdahale etti. Üst yapıda zaten kendisi istediği gibi yapıyor. İhsan Hoca'yı da getirdiler, belli bir konuma koydular. Artı 1461'de de yeniliğe gidilmiş ve burada da Abdullah Avcı'nın yine bir rolü olduğunu görüyoruz. Burada çünkü Zafer Turan teknik direktör kendisi bizzat açıkladı bunu. Burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın uzun vadeli planlamasının olduğunu görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bunun için size söylüyorum. Pilot takım olarak kullanacağız 1461 Trabzon'u ve burada da Zafer Hoca ile beraber oyuncu vereceğiz, oyuncu alacağız ve orayı bu şekilde kullanma planlaması var. Sizlere daha önceden Gençler Loftaş örneğini gösterdim. Ben pilot takımda çıktım. Pilot takımda amil takıma yükseldim. Amili takıma yükseldim. Pilot takımda Gençler Birliği formasını giymeden uçak geçiyor. Buradan hiç uçak geçmez, uçak geçiyor. Bizim videolarımızda enteresan bir durum var. Bir helikopter geçti. Bir saniyenizi alacağım geçmesin. Hiç Gençler Birliği formasını giymeden direkt A milli takım oradan Trabzonspor transfer oldu. Pilot takım çok önemli. Şimdi bakın arkadaşlar. Çok önemli bir iddia daha ortaya atıldı. Onur Alp'i Real Madrid takımı istiyor dedik değil mi? Bir ilgi kağıdı gönderdi dendi. Milan'ın, Real Madrid'in gerçekten oyuncuyla alakalı bir teklifte bulunduğu söylendi. Artı Real Madrid'in, artı İtalya basınında şöyle bir iddia ortaya atıldı. Onur Alp Çevikan'la ilgili olarak Milan'ın da devreye girdiği söylendi. Onur Alp Çevikan, kalecimiz Onur Alp için
hem Real Madrid hem Milan'ın Sırp bu oyuncuyu için ilgisi olduğu söylendi. Poyrazefe'yi bunu da söyleyen site Radio Orsnera. Radio Orsnera diye bir sitede yapıldı bu haberler. Milan'ın da Onur Alp için istediği. Artı Ajax takımı Poyraz istiyor. 7,5 milyon euro gözden çıkarttı haberleri var biliyorsunuz. Şimdi burada önemli detaylara geliyorum. Takas muhabbeti var çünkü. Burada sizlere de çevirmeyi yaptım. Çevirmeyi de okuyacağım arkadaşlar. Ne dendiğini yurt dışı basınında. Şimdi Onur Alp ve Poyraz'ı biz hiç kullanmadan bu iki takım, bu iki oyuncumuza dünya devleri talip. Şimdi bizim burada kendimizi bir check etmemiz lazım. Bu oyuncular bu kadar kıymetli, bu kadar önemli, bizim burnumuzun dibinde, milli takımımızda inanılmaz iyi işler yapıyor. Ve sizlere her zaman söylüyorum, bakın ligde ağzından kuş tutsan önemli değil. Milli takımda yapacaklarıyla beraber oyuncular transferlerini kendileri başarabiliyorlar. Onur Alp aynı şekilde ve Onur Alp'in özgüveni inanılmaz. Poyraz'ın özgüveni inanılmaz. Bu kardeşimiz çıkmış, golünü atmış, atmış hadi yürü gidelim niye gol attın deyip biz bu adamı aşağı göndermişiz. Kulübümüzün işte yerel medya tarafından şöyle bir haber gördüm. Poyraz'la alakalı yapılan haberler, işte oyuncunun gelişimini etkileyecek diye böyle bir eleştirim yapmışlar, bir şey yapmışlar, bir haber gördüm. Yapılır. Bu adamın dikkat çeken bir adam, milli takımda önemli işler yapıyor. Ajax haberleri çıkmış. Yurt dışı basınında Poyraz'ı tutup da kim konuşacak? Gözünüzü seveyim. Yurt dışı basında bu adam konuşuluyor. Ve yurt dışı basında konuşuluyor. Helikoptere gene daldık. Yurt dışı basında konuşuyor. Bu adamın haberi yapılır, konuşulur. Bu adamın biz hani gelişimini falan etkileyecek bir durum değil. Biz bu adamı konuşulmasını mı istemiyorlar artık bilmiyorum neden böyle bir şey söylendiğini ama Onur Alp artı Poyraz çok önemli oyuncular. A takımda kullanılması gerekiyor. Ben eğer bu oyuncuyu Milan, Real Madrid, işte Ajax istiyorsa ben bu oyuncuyu şu ana kadar keşke 3-5 maçta oynatsaydım da keşke 3. lük olmasaydı da 4. lük olsaydı ben bu adamları şu an 20 milyona satabilseydim. Keşke 3. lük olmasaydı ne yapacağım ben 3. lük Avrupa Kupası falan filan bakalım gruplarda çıkabileceğiz mi o da ayrı bir soru işareti. Gruplarda 4. turdan şeyden katılacağız. Bakalım göreceğiz ama bu dönem çok müsait. Şimdi önümüzdeki sezon şampiyonla oynayacağım. Önümüzdeki sezon ben oyuncu altyapıdan çıkartma ihtimalimi çok düşük görüyorum. Çok düşük görüyorum. Yapılan haberi sizlerle beraber bir değerlendirelim. Bakın şöyle yan tarafa koyuyorum. Sizler çeviren arkadaşlarımız olabilir. Yabancı ülkelerde yaşayan, işte yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız da görsünler haberi. Trabzonspor, Weghorst'un Trabzonspor'umuz için pardon, Weghorst'un Ajax gelişini hızlandırabilir. Trabzonspor, Weghorst'un Ajax'a gelişini hızlandırabilir. 32 yaşındaki forvet önümüzdeki yaz Akpom'u satılması durumunda Amsterdam kulübünde yer alacak. Daha önceden size söyledik. Weghorst'u Ajax istiyor dedik. Ve burada Türk medyasına göre demişler, Trabzonspor'un istek listesinde 22-28 yaşındaki Ajax'lı hücum oyuncusu var. Amsterdam ekibinin kulüp yönetimi de Poyraz Yıldırım transferinde Akpom'u pazarlık kozu olarak kullanmak istiyor. Akpom geçen yaz Ajax ikramiyeler dahil 14.3 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Nijeryalı İngiliz hücum oyuncusu John Cruyff arenada bir başlangıç sırası elde etmeyi başaramasa da bunu hak etmeden de yapamadı. Ne demek olduğunu orayı anlamadım. Akpom yedek oyuncu olarak birkaç kez forma giydi ve 36 maçta toplam 15 gol attı, 25 kez de yedek kaldı diye bir haber içeriği var arkadaşlar. Bunu da yan tarafa bırakıyorum. Burada Ajax takımından Poyraz Efe ile Akpom'u bir takas formülünde kullanma isteği var. 28 yaşındaki bir oyuncu, 19 yaşındaki bir oyuncuyla takas, orada yedek kalmış. Nasıl değerlendirirsiniz? Burada yorumlarınızı lütfen bekliyorum. Çoğunuz şunu söyleyecek, kardeşim git kendini kurtar diyeceksiniz. Adım kadar eminim, kesinlikle. Git kardeşim kendini yolunu çiz. Sana burada forma şansı zor gelir diyeceksiniz. Adım kadar eminim. Videonun altına da yazarsanız ben de elimden geldiğince değerlendirmek istiyorum. Oyuncu bu sezon 25 tane maç, 11 tane gol, 3 tane asist yapmış Akpom. Kuba Akpom oyuncunun ismi. Şimdi şöyle bir devam ediyorum. Oyuncu kariyer anlamında Bradford, Arsenal, Nottingham Forest, Arsenal, Hull City, Arsenal, Brighton, Arsenal, Saint-Étienne, Arsenal, Salonika Yunanistan herhalde. Oradan Middlesbrough ve Ajax'a geçerek Pauk'a gitmiş. Oradan Middlesbrough'a gitmiş. Ajax'a gitmiş. Toplam 18 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle toplamda karşılık görmüş. 2028 yılına kadar Ajax'ta sözleşmesi var oyuncunun.
Bu sezon toplam 36 tane maç oynamış totalde. 15 gol, 3 tane asist yapmış. 1500 dakika oynamış. İngiltere U21, U20, 19, 17, 16 milli takımlarında oynamış. Önemli bir oyuncu. Bakın, önemli bir santrafor. Bu oyuncu bize gelmeyi kabul eder mi? Bu oyuncuyla Trabzonspor takımımız Poyraz transferi takasında sizler nasıl bir yorum yaparsınız? Poyraz'ı bilsem ki oynatacağız. Ben derim ki kardeşim, bu adamı gözden düşmüş. Ne işi var takasta derim, ama biz Poyraz'ı oynatma ihtimalimizin çok düşük olduğunu gördüğüm için de yani kafamda soru işaretleri olmuyor değil. Acaba diyorum burada oyuncuyu kullanmayacağımız bir oyuncuyu verip daha sonra satış payı koyup orada bir parlama durumu olursa daha farklı senaryo çıkar mı karşımıza bilmiyorum. PAOK'a gittiğinde 131 maçta 29 gol, 13 asist yapmış. Middlesbrough'da 82 maçta 34 tane gol atmış. Hull City'de 41 maçta 7 tane gol atmış. Ajax'da 36 tane maçta 15 gol, 3 tane asist yapmış. Saint-Étienne'de 16 tane maçta 6 tane gol atmış. Oyuncu golcü bir oyuncu. Yani isim de yapmış. Akpom tanınmış da bir oyuncu. Milli takım seviyesine kadar gelmiş. U21 milli takım seviyesine kadar gelmiş. Yani Poyraz'la bu oyuncu arasında bir takas gündeme getirildi. Bu yurt dışı basını tarafından da yapılan flash bir haber, flash bir gelişme. Tabii burada Trabzonspor takımımız burada nasıl bir pozisyon alır, burada nasıl bir strateji belirler, bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama ben size söylediğim gibi burada da Weghorst, biz istiyoruz, Ajax istiyor. Ajax devreye girdiği için Weghorst transferi bizim için zora girdi. Biz Yaremçuk'un dünkü açıklaması kafamızı karıştırdı. Ben Kulüp Brugge'de hayalim oynamak istiyorum, orada kendimi göstermek istiyorum diye Kulüp Brugge'den ayrılmak istemediğini belirtti. Biz Kulüp Brugge takımıyla Yaremçuk için önemli pazarlıklarda bulunduk. Oyuncunun son dakika bu söylemleri kafa karışıklığına götürdü. Artı Onaçu için iki isim Göztepe'ye şimdiden önerildi. Satın alma opsiyonu, kiralık, işte daha sonradan satış payları, birçok zorunlu satın alma gibi birçok maddeli teklif hazırlanıp gönderilecek haberleri var. Gerçekten arkadaşlar önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir tarafta Efkan için resmi teklif gönderildi. Abi Efkan'ı demeyin bu haberin üzerine, ama yerli isimler de önemli. Yerli isimler de getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Maalesef yerli statümüzde ciddi anlamda problemler yaşıyoruz ve Efkan da 8-10 numara oynayan bir oyuncu. Burada da bu isim gündeme geldi. Dün çok önemli bir haber gelmişti gündeme. Bu video çok izlenmediği için tekrarlamak istiyorum. Uğurcan Çakır, El İttifat takımının onunla alakalı bir düşüncesi olmadığıyla alakalı Arabistan basınında bir haber çıktı. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Real Betis'in merkez orta saha oyuncusu Guido Rodriguez, dünya çapında bir isim. Barcelona ile ön protokolü imzaladı. Barcelona'ya gidecek haberleri vardı ama bu gerçek dışı dendi. Bu yalanlandı ve Rodriguez'i Trabzonspor'umuza yazdılar. Dün çok önemli haber siteleri tarafından da bu haber haline getirildi. Ve Trabzonspor takımımızda Guido Rodriguez sesleri var. 6 ve 8 oynayabiliyor. Daha çok 6 numara gibi gözüküyor. Ama orta sahada bir yoğunluğumuz var. Rodriguez'i Trabzonspor takımımız alır mı bilmiyorum, ama bize iyi bir 8 numara, hala söylüyorum, gelmesi gerekiyor. Hala burada da bir 8 numara sıkıntımız olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Gigot Trabzonspor takımımızın stoperdeki en önemli isimlerinden bir tanesi, ama Gigot'un maaş problemi, Gigot'un kulübünden çıkma problemi olduğu için burada da ciddi bir problem yaşıyoruz arkadaşlar. Yani Muhammed Şam'a falan girmiyorum, detaylara girmiyorum onlara. Gün içerisinde gelişme olsun, bekleyelim. Çok erken bir video gelecek kanalımıza inşallah. Ama bu takas haberi de bayağı bir ses getirecek. Getirmeye başlamıştır belki de, bilmiyorum. Bayağı bir ses getirecek çünkü önemli bir iddia. Yurt dışı tarafından da basında da çıkan bir iddia. Özellikle Ajax ve Gors'u getirebilmek için Akpom'dan yolunu ayırması gerekiyor. Artı zincirlemeye bakar mısınız? Oradan da bizim Poyraz'ımızı istiyorlar. Poyraz'ımızı almak için de Akpom'u bize sunmayı isteyecekler. Böyle bir koz elinde diyor. Biz nasıl Onaçu'ya karşı Göztepe'ye 2 tane 3 tane işte Hüseyin Türkmen olur, Serkan Hasan olur, Toni Tekliç olur, Bakiç olur, aklıma Fernandes olur. Bu oyuncuları Göztepe'ye sunabiliriz. Göztepe'de de para da var bu arada. Bizim oyuncularımıza gerekli parayı da vereceklerini düşünüyorum. Hani oradan böyle bir durumlarla beraber 2-3 oyuncu verirsin, üzerine para verirsin. Onaçu'yu satın alırsın, 2-2-2-0-1'i getirirsin. Bakalım önümüzdeki günlerde bir sürpriz olursa şaşırmayacağım. Elimden geldiğince değerlendirdim. Güzel video olduğunu düşünüyorum. Yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum, ama kulübümüzün, hocamızın, yönetimimizin çok yanlışları var. Çok yanlışları var hocamızın ve yönetimimizin. Yani hiç iki tane oyuncu oynatmadan bu adamlar bu kadar ilgi olan bir yerde ben bu adamları güvenip de bir tane 90 dakikayı şu ana kadar oynatamadıysam bence oturup düşünmem lazım. Üçüncü bitirdiğim bir sezonda ben bu oyuncuları neden oynatmıyorum? Bunun sorgusunu yapmam lazım. Hedef şampiyonluk olur, eyvallah. Bu sezon şampiyonluk yolundayım. Şimdi Onaçu'yu santrafora getirdim. Enis Destan'ım var. Deniz Draguş'um var.
Nasıl şimdi Poyraz'ı oynatabilecek teknik direktör? Oynatır mı size soruyorum. Takas varsa abi gönderin gitsin. Paramızı alacağız, oyuncumuzu getireceğiz diye düşünüyorum. Böyle bir şey aklıma geliyor benim, bilmiyorum. Yani olumlu yönde düşünüyorum ben. Poyraz'ın takasını. Oyuncu oralarda işte Ahmetcan Kaplan gitti, kendini kurtardı. Görüyorsunuz işte muhteşem bir performans. Tüm dünyanın konuştuğu bir isim haline geldi. Allah yolunda açık etsin. Çok da uzatmayacağım. Elimden geldiğince değerlendirdim. Uzun da bir video oldu. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.